diyemem ki milli takımdan insanlar soğumadı mı? Soğudu. Stajyer hoca getirirsen, işte Van Kunz gibi, yaşadıkların buraya gelir. Bugün söylemiyorum onu. Son Almanya maçını izledin mi? Ay yıldızlı bayraklarımızı gördün mü? Alman milli takımının ıslıklandığını gördün mü maçta? Son 15 dakika top yaparlarken, sağa sola verirken seyircinin ıslıklarıyla, baskısıyla şaşırdıklarını, böyle bakışlarını gördün mü? Dortmund'un açılış maçındaki kara duvarın kırmızıya boyanmayacağını mı düşünüyorsun? Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, şu anda karşımızda Euro 96, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 Avrupa şampiyonalarını yerinde takip etmiş ve Euro 2024'te de Almanya'da olacak Türk spor basınının önemli isimlerinden Fatih Doğan var. Fatih Doğan Haberet ekranlarında bizlerle birlikte. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Bahadır. Bu girişi yaptıktan sonra beni Euro 2020'ye götürüyorsun değil mi? Vizeyi ben alacağım, gerisi sende. Diyorsun sen, gel. Çadır açarız şeyde, yine bizim beraber oluruz. Yağlı güreşlerle, ben şimdi Edirne'li olduğum için yağlı güreşleri yani İzlemeye gelenler Selimiye Bahçesi'nin çadırda kaçma yatarlar. Alışkınız yani biz öyle spor için çadırda yatmaya. Bahadır, düşünebiliyor musun? Ev sahibisin. Almanya'dasın. Ev sahibi derken abi? Ev sahibiyiz. Ha, Almanya abi. Almanya'da ev sahibiyiz yani. Üçüncü vatanımız. Yani kusura bakma. Üçüncü vatanımız Almanya. Yani şey mi zannediyorsun? Dortmund'un açılış maçındaki kara duvarın kırmızıya boyanmayacağını mı düşünüyorsun? O ilk maça çıkıyorsun. Kırmızı duvar. O kara duvarı falan şeye vermesinler. Portekiz falan çekimlerde falan Portekiz almasın açılış maçını. O Dortmund'da kırmızıya boyayacak o. Kırmızı duvar olması lazım o kara duvarın. Onun altını çizelim. Son Almanya maçını izledin mi? Son Almanya maçını izledim. Ay yıldızlı bayraklarımızı gördün mü? Gördüm abi. Alman milli takımının ıslıklandığını gördün mü maçta? Adeta. Son 15 dakika top yaparlarken, sağa sola verirken seyircinin ıslıklarıyla, baskısıyla şaşırdıklarını, böyle bakışlarını gördün mü? Sanki yani Berlin Olimpiyat değil de Atatürk Olimpiyat stadıydı. Şimdi hikayenin güzelliği şurada. Gazeteci refleksiyle anlatıyorum. Maçın başı. Bizim marşımız okundu. İki oyuncumuz eşofmanın üstünü çıkardı. Öndeki o iki oyuncuya verdi. İsmail ile Yusuf'tu. Yusuf Yazıcı'ydı. Şeyde önünü açmıştı. Sonra Alman milli takımının marşına geçti. Ev sahibi en son okunur biliyorsun. Hı-hı. O arada bütün takımımız çocuklar üşemesin diye aldılar şeylerini, eşofmanların üstünü Alman oyuncu çocuklara giydirdiler ve onları böyle tuttular. Bütün dünya gördü. Herkes, ev sahibi Almanya'nın şampiyonaya gidecek olan, gitmeye çok yakın olan ya da garantilemiş olan Türkiye ile maçını merak ediyor. Herkes izledi. Yani milyonlarca, on milyonlarca, belki de milyara yakın insan izledi o maçı. Ölçümünü almadım ama herkes gördü. Türk'ün şefkatini gördü. Türk futbolcusunun Alman çocukları o soğuk havada kendi eşofmanlarını hediye etmesini gördü. Bak bir şey diyeceğim. Yani abimsin. Sen milli takım benden daha çok. Benim yaşım kadar milli takımı takip etmişsin. Buyur. Abi bizim çocuklar klişesi güzeldi. Kabul. Ama ben milli takım maçı izlemek istemiyorum. Bak samimi söylüyorum ve hiç şov yapmayacağım. Yalan değil, bu gerçek. Ben milli takım maçı olduğunu, Almanya maçına bile şöyle bakıyorum. İşte birader izliyor. Ha gol atmışız. Ha iyi tamam, gole bakıyorum. Beni çekmiyor. Ama ne zaman çeker? Eğer ki Almanya'da bambaşka bir hikaye yazarlar. Gerçekten bir takım olurlar. O yolda ilerliyorlar ama gerçekten olurlar. Ben bunu 3-4 maç görürüm. Sonra tekrar milli takım maçları izlemeye başlarım. Diyorum ve şunu da eklemek istiyorum. Türkiye Euro 2024'te Portekiz'in, Çekya'nın olduğu grupta ve gruba gelecek üçüncü bir takım var. O takımda Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg dörtlüsünden biri olacak. Yunanistan gözüküyor. Kazakistan da sürpriz yapabilir. Enteresan bir takım. Yükselişleri var. Çok inanılmaz koşuyorlar falan ama tecrübe itibariyle Yunanistan, Avrupa'da çok oynayan oyuncusu var. Aradan sıyrılabilir. Ama renkli bir grup olacağı kesin. Ben iki açıdan bakıyorum. Eleştirilerine dikkate alıyorum. Haklısın. Diyemem ki milli takımdan insanlar soğumadı mı? Soğudu. Stajyer hoca getirirsen, işte Van Kunz gibi. Oo. Yaşadıkların buraya gelir. Bugün söylemiyorum onu.
gittikten sonra mı, gitmeden önce de eleştirdiğim için kararlarını, süreçlerini, oyuncu yönetimini vesaire falan. Gitti, TFF bir doğru karar verdi, Montella'yı getirdi ve sonucunu aldı. Ve bugün biz 2024 Avrupa Şampiyonası'ndayız. 2020'de de vardık ama sonuncuyduk. 24. takım olduk. Oradaki sorunlar da bitmedi. Mesela niye sonuncu olduk? Neden kötü oynadık? Sadece teknik direktörün tercihleriyle alakalı mıydı acaba? Yani mesela Şenol Güneş'in basın sorumlusu, milli takımın Azerbaycan'da, İtalya'da milli takımın o dönemki basın danışmanı Altuğ Atalay, futbolcuyla gelen futbolcuyla gider, kılıçla gelen kılıçla gider der gibi Stefan Kuntz'u giderken nasıl eleştirdi? Niye eleştirdi? Şimdi bunlar kenarda şeyler, çok doğru yakalama. Bununla ilgili yazı da yazdı. Aradım, kendisiyle de konuştum. Neyse, o dedi. Hı hı. Yani Şenol Güneş'in gidişinde, Stefan Kuntz'un geliş sürecinde oyuncuların etkisi vardı. Etkisinin yüksek olduğunu, yani kılıçla gelen kılıçla gider, oyuncuyla gelen oyuncuyla gider demeye getirdi. Yani oyuncuyla gelen oyuncuyla gider. Açtım, bunu söylüyor. Bunu kenara yazdık. Yani demek ki hiçbir takımda, milli takım dahil, oyuncuya dayalı düzen olmaması lazım. Güçlü bir hoca figürü, güçlü bir otorite onları hem sevecek hem sayacak. Montella'nın başarısındaki iki sırrı var bana göre. Birinci sırrı şu, oyuncular onu hem sevdiler ama hem de korktular. Korku, endişe içinde şu vardır, formayı kaybetme duygusu. Bazı oyuncular hiç o milli takım forması kendisinden alınmayacakmış gibi hissediyorlardı. Hoca stopere iki tane farklı adam koydu. Orta sahaya iki üç tane farklı adam koydu. Sağ kanada farklı adam koydu. Değiştirdi ve onlarla maçlar kazandı. Dedi ki hoca, arkadaşlar siz kıymetlisiniz benim için ama bakın ben siz olmadan da hepsinize söylüyorum. Başka arkadaşlarınızı oynatarak ben bu başarıya ulaşırım dedi. Korkuttu oyuncuları. Her an herkese gösterebilirim dedi. Abi Montella'nın başarısının sırrı neymiş biliyor musun? Ben geçen gün bir yerde okudum. Neymiş? Acılı şalgammış. Acılı şalgam. Adana şalgam. Adana şalgamını içtikten sonra tüm futbolculara raconu kesiyormuş. Başarı varsa forma var. Spagetti pizzayı acılı şalgamla yiyebilir. Gider yani. Gideri var. Tabii yanında Adana kebap ve sabah da ciğer yiyormuş Montella. Akdeniz ülke insan, Akdeniz ülkesiyiz. Karakterlerimiz bir. İki yılda Adana'da talim ve terbiye etti. Oradan da gelişti. O yüzden adaptasyonu sıkıntı olmuştur ama bu tavrı çok önemli. İkinci bir şeydi. Orta sahada çapa görevini yapacak bir oyuncu eksikliği vardı milli takımda. Orayı özellikle Hakan Çalhanoğlu ve Orhun Kökçü ile kapatmaya çalışıyorlardı. Bazen Salih'i koyuyorlardı. Hırvatistan maçında Salih'i de Modric'e teslim ettikleri için Bursa'daki maçta oradan dönüşümü sağlayamıyorlardı. Daha sonra İsmail'i koydu. Hırvatistan maçının kahramanı oldu. Evet. İsmail Fenerbahçe'yi de toparlıyordu. Evet, enerjisiyle ve çok aşırı yoruluyor. İkinci değişim de bu. Montella'nın kattığı, gördüğü tedbirlerden bir tanesi de bu. Oradaki yumuşak karnımızı sağlamlaştırdı. Yumuşak duvarı sağlamlaştırdı. Geç set oyununu iyi oynattı. Orada çapa görevini iyi yaptırdı. Ve iki maç, hem Almanya maçında ve mesela bazı maçlar vardır. Fransa maçı. Maçı biz Fransa Dünya Şampiyonu 2018'i yendik. Konya'da gittik, Fransa'da berabere kaldık. Nasıl? Ama bir o kadar da o maçın kahramanı Dorukhan'dı. Pogba'ya adım atmadı. Attırmamıştı. Maçın yıldızıydı. Hırvatistan'ı yendik Hırvatistan'da. Maçın kahramanı kimdi? İsmail'di. Soruyorum. 6 numaralar ne zamandan beri yıldız oldu? Demek ki orta sahayı sol beki oynatan Stefan Kuntz, 6 numarayı yumuşak karın yapan, oyuncuların marka değerine göre veren Stefan Kuntz. Oyunculara böyle çocuk gibi anlatıp, bazı oyuncular öyle dedi. Dedim ya iletişim nasıl? Abi iyi, iyi davranıyor da dedi çocuklardan bir tanesi. Şey gibi dedi, bize çocuk muamelesi yapıyor. Sanki dedi anaokul öğrencisiyiz, ilkokul öğrencisiyiz, davranışları vesaire falan. Ne zaman sertleşti? Gideceğini anladıktan sonra gerçek yüzünü çıkardı. O yüzünü, tatlı sert yüzünü zamanında çıkartsaydı, ya bunlar Ümit Milli Takım ya da A Genç Milli Takım oyuncuları değil. Bunlar parayı bulmuş, kariyerini bulmuş, dünyaya yön veren, egoları yüksek olan, dünyanın seçkin takımlarında olayan oyuncular.
bunlara şey yapamaz mı? Canım cicimle yürütemez. Montella'nın dengesinin iyi olduğunu düşünüyorum. Sonuçta bizi oraya götürdü ve oradayız. Kendi evimizde, Almanya'da. O zaman abi sorun geliyor. Başarılı olacağız. Bu sorunun cevabı viral olacak. Bugün Aralık ayının başındayız. Euro 96'dan bu yana Avrupa Şampiyonası'nı takip eden Fatih de ona şunu soruyorum. Ve ondan bu cevabıyla Temmuz ayında viral olmasını bekliyorum Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da. Montella'nın önderliğindeki, liderliğindeki amili futbol takım Euro 2024'te Almanya'da, bizim vatanımız olan Almanya'da hangi başarıyı elde eder? Bence gruplardan çıkar. Gruplardan bu takım çıkar. Kaçın çıkar abi? Yani baktığımı gruplardan çıkar. Hani çeyrek final, yarı final, çeyrek finali zorlarız gibime geliyor. Bu takımda o potansiyel var. Bir çeyrek finali görürüz gibime geliyor. Ben Cengiz sana buradan notumu iletiyorum. O da zaten şimdi kamera arkasında. Cengiz sen bunu unutmazsa Temmuz ayında Fatih abinin dediğinin ben doğru çıkacağına inanıyorum. O yüzden bu kadar iddialıyım. Biz bu videoyu tekrardan koyup Fatih Doğan bilmişti deriz. O zaman abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Saygılar. Kolay gelsin.